Amerika ile bir Skype bağlantısı yapacağız. Avukat Remzi Kulen. Merhabalar, nasılsınız Remzi Bey? Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şu anda Amerika'dasınız. Evet, şu anda New Jersey'de göçmenlik binasının Evet, göçmenlik binasının önünde. Orada tabii ki yoğun çalışmalarınız devam ediyor. Bugün size Green Card başvurularını, Amerika vize başvurularını konuşacağız. Ciddi manada da burada yoğun bir bize sorular geliyor. Burada Amerika'da kişiler kendilerine Green Card başvurusu yapabiliyor mu? Sanatçıların, akademisyenlerin başvurduğunu duyduk. Bu Green Card nedir? Kime çıkar? Herkese çıkan bir şey mi ya da çıkması için ne yapmak gerekiyor? Bunu bir öğrenelim sizden. Green Card başvuruları tabii daha çok çekilişten çıkan Green Card başvuruları biliniyor Türkiye'de. Ona herkes başvuru yapabiliyor. Ama kişilerin kendi kendilerine Green Card başvuru yapabilme ihtimalleri de var. Bunlar kendi alanında çok bilinen, tanınan insanlar oluyorlar. Yahut Amerika Birleşik Devletleri'ne bir menfaati, bir faydası dokunacak insanlar olabiliyorlar. Bunların arasında akademisyenler ve sanatçılar en çok bilinenleri. Ancak iş insanları, profesyoneller, sporcular, bunlar da kendi kendileri için Green Card başvurusu yapabilirler. Bu şu demek, herhangi bir sponsora ihtiyaç olmadan kendi kendine Green Card başvurusu yapmak demek. Tabii ki bunun standartları yüksek. Biz kendi web sitemizde bir formumuz var. O formu dolduranlarla bu konuda bir değerlendirme yapıp kendi kendilerine Green Card başvurusu yapıp yapamayacaklarını değerlendiriyoruz. Şunu unutmamak lazım. Kendi alanınızda çok iyi bir noktada olmanız lazım. Ve bu alanda iyi olduğunuzu ispat edebilmeniz lazım. Evet, şimdi siz Amerika'dasınız ve bu noktada da çok değerli bilgileriniz var. Orada göçmenlik noktasında da bu işin uzmanısınız. Şunu sorabilir miyiz? Avrupa vatandaşı olmanın Amerika'ya yerleşme noktasında avantajları nelerdir? Avrupa vatandaşı olanlar ESTA dediğimiz vize gerekmeyen bir şekilde Amerika'ya seyahat edebiliyorlar. ESTA Amerika'ya gelişi ve burada 90 güne kadar kalmayı sağlıyor. Herhangi bir turist vizesine ihtiyaç olmadan. Ancak Avrupa vatandaşlarının Amerika'ya yerleşmekle ilgili ekstradan bir avantajı olmuyor. Onlar da diğer ülkelerin vatandaşları gibi vizelere tabiler. Mesela ülkenin Amerika ile bir anlaşması varsa yatırımcı vizesi alabilirler. H-1 vizesi, L-1 gibi profesyonel işçi vizesi ve yönetici transferi vizelerine başvurabilirler. Diğer ülkelerin vatandaşları nelere tabiyse onlar da ona tabi. Bazen zannediliyor ki Avrupa Birliği vatandaşı olduğunuz için daha hızlı bir çalışma izni alabilirsiniz. Ama öyle bir şey maalesef mümkün değil. Evet. Peki bu ESTA vizesiyle Amerika'ya geldiğimde uzatma başvurusu ya da statü değişikliği yapabilir miyim? ESTA maalesef buna izin vermiyor. ESTA'nın sağladığı hak vize almadan 90 güne kadar Amerika'da durabilmek. Ancak uzatma veyahut da statü değiştirme yapamıyorsunuz Amerika için de 90 gün bitmeden çıkmanız gerekiyor. Evet. Peki şimdi bir de iş kuranlarla ilgili bir soru var. Diyor ki kurduğum işi Amerika'ya taşımak istiyorum. Hangi vizeyi önerirsiniz? Çok güzel soru. Burada genelde bizim favori vizemiz E2 yatırımcı vizesi. Amerika'da bir şirket kurma, burada bir yatırım yapma ve bu yatırımı harcama neticesinde hem kendiniz hem de çalışanlarınızı Amerika'ya getirebilirsiniz. Ancak bunun için tabii ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ile bir ticaret anlaşması olması lazım. Mesela Türkiye gibi, Almanya gibi, yine Avrupa'daki birçok ülke gibi ülkelerin vatandaşları bunun için başvuru yapabilirler. Bunun dışında E1 var. Amerika ile kendi ülkesi arasında ticaret yapanlar için bunun için de bir anlaşma gerekiyor. Elvan var. Şirketinizin Amerika'da kardeş bir şirketini kurup yönetici getirmek isterseniz. Bir de H-1B profesyonel işçi vizesi var. Burada da profesyonel bir işçiyi getirmek için, üniversite derecesi gerektiren bir iş için. Amerika göçmen ülkesi olduğu için alfabedeki harf kadar vize var. Önemli olan kişilerin durumuna uygun bir vize kategorisi bulabilmek. Ama bu dört kategori genelde en çok uyguladığımız, Amerika'da iş yeri açmak isteyenler için en çok uyguladığımız dört kategori. Peki, yatırım yaparak vize veya green card alabilir miyim? Evet, yatırım yaparak alınan vizenin ismi E2. Bunu aynı zamanda yatırımınızı yüksek bir miktara çıkartarak, kendi işinize yatırım yapıyorsanız 1 milyon 50 bin dolar,
Eğer bir bölgesel ticari merkezi yapıyorsanız 800 bin dolar ve 2 sene içinde 10 tane tam zamanlı işçi çalıştırarak green card alabiliyorsunuz. Bu E2 almak için şart değil ama E2'den EB5 dediğimiz yatırımcı kategorisine geçmek için şart olmuş oluyor. Evet. Peki daha önce Amerika'da bulunmadım. Amerika'da bulunan bir iş yeri benim için green card başvurusu yapabilir mi? Amerika'da yaşayan bir tanıdığım veya akrabam da bunu yapabilir mi diye bir soru gelmiş. Evet, aslında Amerika'da en çok bilinen green card alma metodu iş yeri üzerinden green card sponsorluğudur. Bir Amerika'daki işveren sizin için green card sponsorluğu yapıyor. Diyor ki bir pozisyon açtım, bu pozisyon için bir Amerikalı veya green card bulamıyorum. Ki birçok pozisyon için bulunamıyor aslında. Ve bu kişiyi getirmek istiyorum. Bu prosedürün ismine biz iş yeri üzerinden green card sponsorluğu diyoruz. Ve işin iyi tarafı, daha önce Amerika'da bulunmuş olmanız gerekmediği gibi bu green card'ı konsolosluktan da alabiliyorsunuz. O yüzden Amerika'da tanıdığı, akrabası, kendisine iş önermek isteyen bir bildiği insan olanlar, bir şirketi Amerika'da olanlar bu pozisyonda bu başvuruyla istedikleri kişiyi getirebilirler. Evet. Peki DV Green Card çekilişinden çıktım. Başvuruyu nereye yapmamı önerirsiniz diye bir soru gelmiş. Evet, Green Card en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi sonuçlar yeni açıklandı. Amerika'daki DV Lottery'yi kazanmak bir imtiyaz ama bunu alabilmek bir hak değil. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Almak için gerçekten çok uğraşmak gerekiyor şu anda. Biz numarası küçük olanlara, DV Lottery kazanma numarası küçük olanlara Ankara'dan takip edebilirsiniz diyoruz. Ama numarası yüksek olanlara başka bir konsolosluğa dosyayı taşıma veya daha iyisi vizeleri varsa Amerika'ya gelip statü değişikliği şeklinde Amerika'dan green card'larını almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü 30 Eylül tarihine kadar alınması gereken bir şey. Şimdi açıklanan DV Lottery'ler 30 Eylül 2025'e kadar kartlarını alacaklar veya bu hakları yanacak. Dolayısıyla gerçekten iyi bir seçim yapmaları ve takip etmeleri gerekiyor. Sırf çıktı diye alabileceksiniz anlamına gelmiyor artık. Evet. Peki Amerika'da çalışma izni nasıl alınır? Çalışma izni birçok şekilde alınabilir. Kendiniz iş kurarak alabilirsiniz. Biraz önce anlattığımız E1, E2 veya bir sponsor sayesinde H1 gibi, L1 gibi profesyonel işçi vizeleri veya yönetici transferi vizeleri olabilir. Genel itibariyle bilinmesi gereken şey bir sponsora ihtiyacınız olduğudur. Yani sizde mutlaka bir şirketin sponsor olması lazım. Sponsorluk harici çok güzel bir kategori J1'dır mesela. Yazın buraya gelen öğrenciler Work and Travel adı altında hem çalışıyorlar hem geziyorlar. Mesela burada okula gidenler, bir master yapanlar, bir 4 yıllık üniversite derecesi alanlar, 2 yıllık okul bitirenlere devlet OPT dediğimiz 1 yıllık izin veriyor. Burada sponsora ihtiyaç yok. Ve fen, matematik, mühendislik gibi alanlarda okul okuyanlara da 3 yıla kadar devlet izin veriyor ki bu çok gerçekten harika bir fırsat. Evet. Peki çalıştığım şirketin Amerika şubesine transfer olabilir miyim diye yine bir soru gelmiş. Evet, buna L1 vizesi diyoruz. Yönetici transferi. Amerika'da kardeş bir şirket açtığınızda, özellikle bu şirket bir yılın altındaysa, Amerika'daki şirket açılalı bir yıldan az olduysa, size çok daha avantajlı ve elverişli şartlarda bir yıllık bir yönetici transferi vizesi veriyorlar. Bu şirketin konumuna, kaç kişi çalıştırdığına, Amerika'daki şirketin kaç kişi çalıştıracağına tabii bunlara da bağlı. Ama oldukça avantajlı bir metot. Evet. Peki evlilik üzerinden green card işlemlerini başlatmak için Amerika'da bulunmam şart mı diye bir soru gelmiş. Vallahi çok güzel özet sorular olmuş bunlar çünkü bize de çok sorulan sorular. Amerika Birleşik Devletleri'nde green card dosyası başlatmak için, yani Amerikan vatandaşı veya green card'la evlilik yaptınız, green card almak istiyorsunuz. Bunun için evliliğin Amerika'da yapılması gerekmediği gibi Amerika'da bulunmak da gerekmiyor. Yine biraz önceki green card'da anlattığım gibi başvurularının tamamını göçmenlik bürosundan ve akabinde NVC dediğimiz kurum artık konsolosluğun kontrolünden geçirerek kendi ülkenizde bulunan konsolosluktan green card alabilirsiniz. Peki Amerika'da vatandaş nasıl olur? Doğrudan vatandaş olmanın yolu var mıdır veya nedir diye bir soru var. Bazen bize e-mail atanlar, sosyal medyadan ulaşanlar, abi ben direkt vatandaş olmak istiyorum, hiç vakit kaybetmek istemiyorum diyorlar. Ben de diyorum ki bu ne kadar güzel bir düşünce ama maalesef öyle olmuyor. Önce mutlaka bir green card almak gerekiyor. Green card'ın şartlarını yerine getirmek gerekiyor ki bunun şartı genelde 5 yıl green card sahibi olmak. Amerika'da belli bir süre geçirmek,
oluyor. Evlilik üzerinden alanlara 3 yılda bu hakları veriyorlar. Normal diğer yollardan alanlara 5 yılda veriyorlar. Ama Green Card'a uğramadan vatandaş olunmuyor. Evet. Peki neden göçmenlik avukatı tutmalıyım diye bir soru gelmiş. Amerika göçmenlik hukuku ile ilgili işlemler genelde çok kompleks. Yani kişinin kendi kendine yapabileceği işler olmaktan biraz uzak. Tabii kendi kendine yapabilenler de oluyor. Bunu becerenler olabiliyor. Özellikle mesela evlilik dosyalarında. Ama iş yeri üzerinden olan dosyalarda avukatsız ilerlemek zaten mümkün değil. Evlilik üzerinden olanlarda da bazen kendileri yapanlar bir yerde tıkanıp tekrar bize gelebiliyorlar. Biz de diyoruz ki vakit kaybetmektense, yanlış yapmaktansa direkt bir avukatla çalışmaya başlamak daha iyi. Çünkü bu işlemler hep vakit alan şeyler. Yani bir yanlış yaptığınızda bir bakıyorsunuz 6 ay, 1 sene, bazen 2 sene kaybetmişsiniz. O yüzden en baştan bu işi ehline teslim etmek daha iyidir diyoruz. Evet. Peki son olarak şunu sorayım. Amerika'da şirket kurmak çalışma izni sağlar mı? Hangi eyalette şirket kurmalıyım? Harika. Şirket kurmak çalışma izni vermiyor. Mesela çok sık sorulan sorulardan biri, şirketim var, turist vizesine başvurayım, hemen verirler değil mi? Halbuki hayır, çünkü şirket kurmak size Amerika'ya ziyaret şansı, imkanı otomatikman vermediği gibi çalışma izni de vermiyor. Bunun için baştan iyi planlama yapmalısınız. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. İyi günler diliyoruz. Çok teşekkür.